Beklenen gün geldi çattı. Alper ithalatla birlikte herhalde baharı da getirdi. İnanılmaz güzel bir hava var. Herkesin heyecanla beklediği o gün şu an geldi çattı. Yola çıktım. Yaklaşık bir saat sonra orada olacağım inşallah. Ve o güzel canlılarla sizi buluşturacağım. Alper'le sohbet edeceğiz. Sormak istediğiniz birçok soru var. Aralarından seçtim. Onları da soracağım. Gerçekten çok ilgi var. Yani bu çok mutlu ediyor beni. Benim Instagram'ıma yazıyorsunuz. İşte Alper bugün zaten her şeyini paylaşacağım. Dükkanın adresini, ondan sonra Instagram adresini paylaşacağım. Bu bir ilk. Yani ilk derken 10 sene önce vardı. Fakat 10 senedir kimse elini taşını altına ben attım, pes ettim, bıraktım. Alper devam etti, pes etmedi ve sonunda başardı. Dolayısıyla bugün çok güzel bir gün olacak. Hep beraber izleyip göreceğiz. Hadi hep beraber şimdi Alper'in yanına gidelim. Sordunuz bize ve karşınızda o değerli arkadaşım dediğim Alper burada.
Evet Alper, çok zorlu bir süreç oldu. Herkese merhaba öncelikle. Aynen. Geç oldu, güç olmadı. Dersek yalan söylemiyoruz, güç oldu. Ama sonunda başardık. Ülkemiz için herkese hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. 3 sene bu arada sürdü tüm işlemlerimiz. İlerleyeceğiz, yavaş yavaş ilerlemeye başlayacağız. Aynen öyle. Yani arkadaşlar her canlı yayınında ya da işte konusunu geçirdiğimde şunun altını özellikle çizmiştim. Yani çok ciddi bir emek var. Aile hayatın bile hatta strese girmiştir senin büyük ihtimalle. Evet. Çünkü senin sinirin bozulunca otomatik herkese yansıyor bu. Zorlu bir süreçti ama ülkede gördüğünüz gibi bu canlıları buraya getirmek artık imkansız değilmiş. Alper bunu gösterdi. 10 sene önceydi değil mi Alper'in sonu? 10 sene önce. Belki daha da fazla olabilir. Evet. Benim tahminim 10 sene civarında. 2010, tabii 2010-2011 diye yanlış hatırlamıyorsam. 9-10 sene olmuş. Çok evet. Uzun bir süre. Artık arkadaşlar bu dükkana geliyorsunuz. Ondan sonra alıyorsunuz canlınızı. Canlıyım alabiliyorlar mı senden şu an? Önümüzdeki zamanlar önümüzdeki zamanlar yani şu anda net onun kararını vermedik ama domates biber seçermiş gibi canlılarınızı seçebiliyorsunuz. Bu kadar. Bittik. Aynen. En önemli nokta zaten bu. Evet. Yani her şeyinizi alabiliyorsunuz. Ben UV'leri gördüm. UV lambaları var. Yani yavaş yavaş zaten bu yelpazede açılacak. Yani. Evet. Bütün sürüngenle alakalı distribütörlükler falan Alper zaten görüşüyordur. Alacak ve siz burada bütün eksiklerinizi tamamlayabileceksiniz. Şimdi en çok sorulardan bir tanesi tarantula, yılan, işte belli timsah, montör türleri. Bunlar için ben gerekli açıklamayı ufak çapta yaptım ama bir de senden duysunlar. Çünkü sen müfredatı şu an benden çok daha hakimsin. Şöyle, izin verdikleri tek türler kertenkele türleri. Yalnız sakin olan kertenkele türleri tehlike arz edebilecek hiçbir cinse izin vermiyorlar. Bunun haricinde amfiblere izin veriyorlar hemen hemen %80'inde. Fakat dark frog'larda yine bir problemimiz olabilir. Onun haricinde kabuklu, işte yengeç, karades, zaten balık sektöründe bilenler vardır. Yasak, timsah yasak, yılan yasak, tarantula grupları yasak, ekran bacaklı grupları yasak. Başka canlı kaldı mı? Kalmadı. Başka kalmadı herhalde. Bunlar Türkiye'de gerçekten çok 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 zor yasallaşacak türler. Bunu en başında belirteyim. Çünkü bakış açıları çok farklı. Ama buna şükür diyoruz. Kertenkelelerden en azından bir çeşit yapabilme imkanımız var şu an. Süper. Ya zaten arkadaşlar bakın bunu da her seferinde söylüyorum. Siz bir an önce hepsi sanki yasallaşmış gibi ya da işte nasıl söyleyeyim istediğiniz her tür alacakmışsınız gibi davranıyorsunuz ama şimdi şöyle bir şey var. Yani burada gördüğünüz bu güzel canlılar şu an siz evde besleyebileceksiniz. Ha ilerleyen dönemde de zaten Alper yeni çalışmalar yapıyor. Ve o çalışmaların içerisinde kabul ettirdiği canlıların daha doğrusu dosyasını beklediği, onay beklediği canlılar zaten onaylanacak. Aynen öyle. Doğru. Ve dolayısıyla yavaş yavaş zaten yelpaze genişlemeye başlayacak. O zaman ne olacak? Kertenkele türlerinde istediğini gelip senden alabilecek. Doğru evet, mu? Evet, doğru. Ve sonrasında da zaten hobi yavaş yavaş çıtası yükselecek. Yani bütün dünyalarda, dünya ülkelerinde pardon, bu iş böyle gidiyor zaten. Şimdi, biz biraz geriden gidiyoruz, o ayrı. Çok geriden gidiyoruz. Çok geriden yani, gidiyoruz. Irak'ta bile yasalken ya da Suriye'de bile yasalken bizim ülkemizde maalesef şu yasak. Ama kırdık yani şu anda. Bir şey kırdın. Evet, ilk defa böyle bir şey oldu. İnşallah daha iyi olacak. 5 türle başladık. İguana dahil 6 tür diyelim. Önümüzdeki bir sene içinde de belki yeni türler katılabilir bunlara. Ama şunu belirteyim. Zaten firmanın izin süreçleri yaklaşık 1,5 senede açtı. Bu 5 türede izin almamız bizim. Onlar 1,5 sene sürdü. Totalde 3 senelik bir emek ve stresli bir yıl var. Diğerleri de ne zaman olur onu biz de bilmiyoruz ama çalışmalarımız var. Aynen. Mesela şimdi sürüngen hakkında çok bilgi sahibi olmayanlar ama bu hobiye de hatta yadırgayıp da bir anda sempati kazananların sorduğu ilk soru şu aslında. Niye bunları besliyoruz? Mesela birisi bana dedi ki ya benim alerji sorunum vardı. İşte kedi köpek besleyemiyorum ya da çok fazla yurt dışına çıkıp geliyorum. Sürüngen bana çok uygun dedi mesela. Bu bana çok, mantıklı geldi. Çok doğru çünkü kuşlar gibi, kedi köpek gibi dışarıya herhangi bir salınımları yok. Mesela kuşların beyaz tozları vardır ya da kedi köpeğin
tüyü vardı ki onlarda da yine beyaz toz dediğimiz bir olay var. Ama sürüngende öyle bir şey yok çünkü tüylü bir canlı değil. Normal bizim derimizin derimiz gibi olup bazı yerlerinde sadece sert sert pulların olduğunu düşünüp ve bunun hiçbir şekilde dışarıya bir etkisi yok. Yani alerjisi olanlar ve hayvan beslemek isteyenlerin kesinlikle tercih edeceği canlılardan bir tanesi sürüngenler olmalı ya da balıklar diyebiliriz. Bir de zaten bu akvaryum grubuna giriyor aslında değil mi? Baktığımızda yani, evet, reptilyum akvaryum grubuna, yani akvaryum reptilyum bir. Evet, doğru. Yani, evet, sonuçta doğru. Aynı mantık. Evet. Dolayısıyla bu canlıların böyle hapsedilme ya da ne bileyim işte özgürlüklerini kısıtlama gibi bir durumu aslında yok. Çünkü bu hayvanlar zaten gördüğünüz gibi çektim size çok mutlular. Şu an kayanın üzerinde güneşleniyor. Doğasında da bunu yapıyor. Zaten böcek avına çıkıyor. Sen zaten içine onun yediği gıdaları atıyorsun. Yani böcekleri atıyorsun. Zaten gidiyor yiyor. Aktivitesini zaten sen terabimunu düzgün yaparsan, aynen, koşullarını evet sağlarsan, gidip de işte Alper'in dükkanından UV'yi alırsan, kalsiyum tozunu alırsan, işte yani şu kurulumu yaparsan, arkanda gördüğün kurulumu yaparsan zaten yaşıyor. Bir de şöyle bir şey var mesela, sözünü kestim. Doğadaki hiçbir canlı asıl yaşama sürelerinden daha fazla ya da aynı o süreçlerde yaşamıyorlar. Mesela agam agamalara ortalama 10-15 sene bir ömür biçiyoruz ama doğada 1 sene 2 sene yaşıyorlarsa öpüp de başlarına koysunlar yani. Ama teraryum ortamında, tutsak ortamında, kültür ortamında 10 seneye kadar 15 seneye kadar yaşatabiliyorsunuz. Bu da ek bir bilgi olsun. Bu bütün canlılarda böyle. Mesela iguanaların genel olarak doğada yaşama ömürleri maksimum 5 sene 6 seneyken kapalı ortamlarda 20 sene 25 seneye kadar yaşayabiliyor mesela. Bu bütün canlılar için geçerli. Aynen, bunu da ben de çok güzel değindim, hep söylüyorum. Yani captive ortamda bizim evet, elimizde çok güzel bakarsak zaten çok uzun yaşıyor. İşte Bobton'da ben bunu hep söylüyorum. Yani doğada belki 8 sene yaşıyor, belki 5 sene yaşıyor, belki av oluyor, başka evet, bir şey oluyor. Evet, evet. Bunu en kötü 20 sene 25 sene yaşatıyorsun. Garanti. Garanti. Yani sağlıklı bir ortam kurduğunuz müddetçe istediğiniz kadar yaşatabilirsiniz şu an. Evet, yani bu, ömrü nereye yeterse o koreye kadar gider. İlk defa hani bu hobiye girecekten illaki olacaktır. Evet. Onlar için bu konuyu evet açtım. Onun dışında en çok sorulan sorulardan bir tanesi de abi ben şimdi atıyorum Adana'dayım. Nasıl alabilirim canlıma? Şöyle kargo sistemimiz sadece otobüste olacak. Strafor Box'lar içinde olacak. Strafor Box'larımızın siparişini verdik. Strafor Box'lar gelecek. Onun içine ekstra bir tane daha kutumuz olacak. Canlıyı koyacağımız. Eğer hava soğuksa ısıtıcı pet, yoksa normal bir şekilde gönderimi direkt sizlere faturalı bulundurma belgeli ve zaten çipler üzerinde olacak canlıların direkt sizlere göndereceğiz. Şimdi Türkiye'de canlı kargosu yasak. Evet, hatta evet, cam bile koyamıyorsun. Evet, dolayısıyla böyle bir sıkıntı var ama herkes şeyi soruyor. Şimdi bir yem firması var biliyorsun Antalya'da. Hı hı. Ve kargo anlaşması var. Evet. İçinde ne olduğu belli. Sonuçta işte böcek var ya da çekirge var neyse. Hı hı. Böyle bir anlaşma girişimi olacak mı ileride? Şöyle kargoya, yani kargo firmalarına açıkçası güvenmediğim için böyle bir şey çok fazla düşünmüyorum ama otobüs firmalarıyla belki olabilir. Olabilir. Yani daha doğrusu konuşacağız. Hem indirimli kargo olsun diye hem de içinde ne olduğu bilinsin diye. Yani normal şartlarda otobüse herhangi bir kargo verdiğiniz zaman bu bagajda gidiyor ama biz burada gitmesini istemiyoruz. Ne kadar strafor ve ısıtıcı pet olmuş olsa da üst katlarda, yani normal yolcuların oturduğu katlar gitmesini istiyoruz. Bunun için bir görüşmemiz olacak. Süper. Ama daha zamanımız var. Yani karantina sürecinde olduğumuz için daha 16-17 günlük falan bir süremiz daha var yani. Peki, en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ya biz buradan aldığımız zaman ne artımız olacak? Yani İşte fatura tamam okey, onun dışında ne artıları olacak? Şöyle olacak, canlınızı normal bir kedi köpek beslermiş gibi besleme hakkınız var. Çünkü bu canlının A'dan Z'ye geliş süreçlerinin hepsi yasal olduğu için istediğiniz gibi yazın, örnek veriyorum, omuzunuza koyup gezdirebilirsiniz. Kaçmaması takdirde tabii yani. Tabii ki. Yani kafanız rahat bir şekilde istediğiniz canlıyı bizden alınan bütün canlıların hepsinde yasal olacağı için, çiftli olacağı için istediğiniz gibi gönül rahatlığıyla besleyebileceksiniz. Yani işte hayvanın baskın olacak, işte gidecek tarzında ya da işte bir yerden gelecekler, alacaklar, böyle bir şeyiniz yok. Normal kuş beslermiş gibi, balık beslermiş gibi kafanız rahat bir şekilde rahatça besleyebileceksiniz. Süper. Şu an canlılar zaten karantinada. Evet, şu anda karantinada. Şu an ön ödemeyle, ön ödeme de değil, rezervasyon yaptık. Bugün rezervasyon açacağız, aynen öyle. Çünkü bunu çok merak ediyorlar. Evet. Ciddi talep var ya, bana soruyorsunuz. Instagram'ım doldu. Abi kaç lira fiyatlar, ne bilmem ne falan filan. Zaten bakın, buraya da Instagram sayfasını koyuyorum Alper'in. Buradan
Giriyorsunuz abi, takip ediyorsunuz yeni ithalatları, ondan sonra fiyatları, değil mi? Fiyatları evet, artık evet, yazabileceksin. Evet, evet. Bu akşam rezerveyi ve fiyatları açıklayacağız çünkü çok fazla talep var şu anda. Karantina dönemi bittikten sonra da isterseniz kendiniz seçebileceksiniz canlıyı, isterseniz de biz kargoyla göndereceğiz sizin adresinize. Süper. Açıklamaları da buranın konumunu şu an koydum. Konumuna da bakabilirsiniz adres bilgisi için. Çok rahat buluyorsunuz zaten. Burası Kartal'a bağlı galiba. Yok Pendik'e bağlı. Evet. Pendik'e bağlı burası. Çok rahat bulacaksınız. Yeri çok kolay. İşte yanında okul var. Oradan daha rahat bulabileceksiniz. Ya bunları da çok sorduğunuz için şu an cevap veriyorum. Çok rahat buluyorsunuz abi. Yani bildiğin İstanbul'un şehrinin ortasında bir tane sürüngen dükkanı var. Reptile Shop var. Reptile Shop var. Belki de bundan 10 sene sonra Alperli yine böyle otururken şeyi düşüneceğiz. Yani burası abi Plazanın hangi katını yapmak falan gibi böyle. Keşke. Yok belki şeyi düşüneceğiz. Yani abi bak kaç çeşit hayvan vardı. Şimdi rek sistemleri var burada. Evet. İşte 4000 tane hayvan var belki. İnşallah, inşallah. İşte yurt dışına bakıyorsunuz işte siz yapmışsınız üretimi. O da süper. Geri geldim. Evet. Üretim yaptınız. Ne yapacağım bu canlıları? Bunun için de Alper'in şu an bir çalışması var. Yani siz ürettikten sonra Alper'e gelip onu yine çipli sistemle devlete vergilendirip bir şekilde satışını yapın. Yani elinizden çıkarabileceksiniz. Onun dışında ilerleyen süreçte çok soruyorsunuz. Ben ithalat yapabilecek miyim? İşte yani oradan aldığım canlıyı üretip yurt dışına satabilecek miyim? Bunun cevabını da sen ver istersen. Şöyle, en baştan gireyim ben olaya. Canlı üretebilirsiniz, herhangi bir problem yok. Ama siz hobici olduğunuz için herhangi bir şirkete, şirketiniz yok, herhangi bir ruhsatınız yok. Bundan dolayı canlıyı satamazsınız, faturalandıramayacaksınız, artı bulundurma belgesi veremeyeceksiniz ve çipleyemeyeceksiniz. Bundan dolayı canlıyı yabana getirmeniz gerekiyor ya da ürettiğiniz canlıları satmayacaksınız. Bunu en başında belirteyim ben size. Onlar şimdi zaten normalleşecekler. Evet, şimdi şu soruyu sormak da haklılar yani bir agam aldı senden. Evet. Ve bu yumurtladı. Bir agama da yaklaşık hani ilk doğumdaysa 10-15 tane çıkarır. Yani 8-12 bandında falan. Ya iyi besliyoruz biz hani Türkler olarak. 15 tane falan alırsın. Bir yani. Dragon 40 tane çıkarınca alın bandında 15. Yani hani 8 bile çok aslında. Çok. 8 evet. tane ayrı teraryum, evet. İşte UV'si, ısısı, evet. elektrik masrafı, yem gideri var, bilmem nesi var. Dolayısıyla bunu Alper sizin için uğraşıyor. Yakında herhalde Instagram hesabında da bu güncel haberleri zaten paylaşacaktır. Evet, sürekli Instagram'da güncel, yani aktif yeni olarak. Gelen ne olursa bütün haberleri, bütün güncel şeyleri sizlerle paylaşacağım zaten. Takipte kalmamız lazım. Aynen. Başka sana sorulan mesela en çok soru ne var? Yani rahat besleme konusunda biraz sorular geliyor. Aslında en yoğun. Fiyat olarak geliyor da fiyatı zaten bu akşam açıklayacağız. Evet, bu akşam fiyatlar onun açıklayacak. Onun haricinde Leopard Gecko, Bearded Dragon, Mukalemun ya da işte diğer canlılar yasallaşacak mı diye sorular geliyor. Onun cevabını zaten vermiştik. Tekrarlıyorum. Şu anda sadece 5 cins yasal Türkiye'de. Bir de iguanamız var. Totalde 6 tane cinsimiz yasal Türkiye'de. Fakat bunlarda dikkat etmeniz gereken şey bizim size satarken verdiğimiz evrakları hiçbir şekilde kaybetmemeniz gerekiyor. Kaybettiğiniz takdirde çip etkisiz hale geliyor ve otomatikman canlı illegale düşmüş oluyor. En büyük yapılan hatalardan biri bu. İguanaların yakalanmasının nedeni bu. Satıcılardan fatura ve belge istemeniz gerekmektedir. Kendi isminize. Bunu parantez içinde söyleyelim. Güzel bir detay. Aynen öyle. Ama şimdi 5 tür dedi de şey olarak algılamıyorum. Alper de garantici adam. Diğer dosyalar bekliyor değil mi Alper? Tabii şu anda işlemde evet yaklaşık yani. 20-25 tür için daha müthiş rakam. Evet işlemimiz var ama tabii içinden belki çıkartılabilecek olanlar olabilir. Belki zararlı diye onların gördüğü zararlı diye olduğu canlılar çıkartılabilir. Ama kısa vadede olmayabilir onu da belirteyim. Yani 5-6 aylık, 7 aylık periyotlarda değil de bir tık daha uzun. Yani benim görüşüm 1 sene. Şimdi 3 sene mücadele eden birisi için aslında 1 senede çok kısa olmayabilir falan diyor. Artık gerçekten yani o kadar çok uğraşıyorsunuz ki bir takım şeyler için. Yani Alper'in başka bu arada yaptığı bir iş de var yani sadece bu evet. işi yapmıyor. Dolayısıyla ciddi bir sabır istiyor, emek istiyor, fedakarlık istiyor. Bunu hep belirtiyorum. Çünkü gerçekten hak ediyorsun abi bunu yani Türkiye'de uzun zamandan sonra bir şeyi yasal hale getirdin.
Evet, yani bu olay aslında biraz bütçe meselesiyle alakalıydı. Ya bir seni bana soracak olsa olaya bağlayacağım. Abi bekleme değer. Yani şu canlıyı al, ondan sonra zaten büyüt, et falan. Aynen, evet. Ondan yani sonra bir sene sonra diğer 5 tür al ya da 10 tür al. Ondan sonraki sene zaten skala gitgide genişliyor. 60, 70, 80 tür yapacak. Doğru. Yani... Keyfi de burada aslında bir yandan da. Kesinlikle. Yani zaten bir kere şöyle bir şey var. 5 türle başladı. Bu sadece bir başlangıç. Bundan sonraki dönemlerde bir tık daha hızlı olabilirler ve daha güzel türler gelebilir. Zincir kırıldı. Aynen, zinciri kırdık. Evet, zinciri kırdık. Ama daha kırılması gereken zincirler var. Ama onları da başaracağız. Yani ben çok inatçı biriyimdir. 3 sene zaten. Aynen, o tam iyi biliyor. 3 sene oldu. Yani ciddi bir emek var. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha da yapacağız. Hobi aslında bir ara, bir dönem bayağı bir küçülmüştü, daralmıştı ama şimdi tekrardan yükseltmeye çalışıyoruz inşallah. Evet, biraz da bizim üzerimize işte böyle gelinen sorulardan bir tanesini şimdi açıklayayım. Kaçmıyoruz vallahi. Hepsini konuşacağız. Evet. Zamanında işte bu Alexander Papağanları kaçtırıyorsun İstanbul'da. Pakistan Alexander'ı, evet. Yani karışık, yeşil, evet. Görüyorsunuzdur. İstanbul'un çeşitli yerlerinde, ağaçlık yerlerinde, her yerde var. Karda bile yaşıyor bunlar, Afrika türü. Aynen. Dolayısıyla şimdi diyorlar ki sizin kuşlar, işte şey kuşlar diyorum ya, sizin sürüngenler de işte kaçarsa burada üreyebilir mi? İstanbul'u ya da işte diğer Ankara'yı falan zaten direkt geçiyoruz. Niye geçiyoruz? İklim çok soğuk. Kesinlikle. Urfa, Antalya, işte İzmir, Bodrum, neyse. Sıcak bölgeler. En sıcak bölgeler. Onlarda da şöyle yalnız, şunu da belirtelim. Kuş da bizim canlılarımız arasında çok çok büyük farklar var. Bravo. Kuş her zaman istilacı olabilme potansiyeline sahiptir. Ama sürüngenlerde şöyle bir şey var. Mesela bizim bu türlerimizi biz normal 1500 adet gibi, 1600 adet gibi çekmeyi istiyorduk aslında. Ama bize 200 tane kota koydular. Nedenleri de istilacı tür olabilir diye. Hayır, istilacı tür olamaz. Çünkü şöyle bir şey var. Evet, Adama'nın 3-4 tane akrabası bizim Türkiye'de yaşıyor fakat yapılar çok farklı. Afrika'ya şu anda ısı değerlerine bakarsanız mesela, saat mesela şu anda 4 diyelim, yaklaşık 35-36 derecelik bir sıcaklık var ve rakamlar hep böyle. Gece sıcaklıkları 24-26'nın aşağısına düşmüyor. Ama İstanbul'da, ya da daha basit bir şey söyleyeyim ben, İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde... Çok değişken bir iklim yani. Aynen öyle yani, Antalya'da besliyorsunuz ve siz bu canlıyı kaçırdınız, bir şekilde kaçtı gitti. Evet, yazın Temmuz, Ağustos, Eylül'de olmaz diye düşünüyorum. Ben Temmuz, Ağustos'ta evet 2 ay boyunca yaşayabilir. Eğer bir kediye, bir köpeğe yem olmaz ya da araba ya da herhangi bir şey ezmezse. Ama kışın bu canlı kesinlikle ölecek. Sokak kedileri biliyorsunuz. Bir de Türkiye'de bu kadar fazla. Evet. Almanya'da zaten sokak köpeği ya da kedisi yok. Gördüğümüz gibi. Evet. Diğer Amerika'da dev uyutuyorlar biliyorsunuz. Bizde zaten yani bir canlı kaçsa yaşaması imkanı 24 yok. Saat yine mucize o kedi, köpek trafiğinde ya da fare trafiğinde. Kesinlikle. Artı bu kuşlar dediği gibi yani her iklime adapte olabiliyor. Zaten göç eden bir hayvan. Aynen. Bu hayvanlar aynen. Göç etmiyor. Evet, göç yok onlar. Artı bu hayvanlar captive bred yani çiftlik üretimi olduğu için zaten içgüdülerini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Evet. Yani yem arama duyguları aslında genel olarak yok diyebiliriz. Yani yem arama duygularının %80'i kaybolmuş canlılar bunlar. Çiftliklerde de bizler de satın aldığımız zaman biz de yemi veriyoruz. Ve yemin zaten ne zaman vereceğini canlılar iyi bildikleri için dışarıda yaşama ihtimalleri yok. Ama biyolojik olarak bakıldığı zaman ya da prosedür gereği bakıldığı zaman istilacı tür olabilir mi? Evet olabilir damgası maalesef yiyor. Ya bunda da aslında bilinçlenmek lazım. Zamanla. Yani insanlar zaten bu canlıların nasıl beslendiğini gördükten sonra, evet. Popüler olduktan sonra illaki bakın yani Amerika'da 8 yaşında, 5 yaşında çocuklar girip pet shop'a senin dükkanına giriyor. Evet. İşte ki olacak inşallah bunlar zaten göreceğiz. Evet. Instagram'da da paylaşırsın zaten o güzel görüntüleri bizde. Alacaklar, annesi babasıyla işte eşyalarını kuracaklar evde, hobi olarak besleyecekler. Ve zaten kaçsa bile dediğimiz gibi yani 24 saat içerisinde bu canlı maalesef ölmüş olacak. Ya yani ev ortamında bu arada yaşar. Yani yaşar, dışarı kaçarsa. Evet, sokak ben, sende de öyle olduğunu bilmiyorum. Sen de bir sürü canlı besledin sonuçta, doğru mu? Çok. Senin zaten... 99'dan beri bu sektörün içindeyim ben. Heh. Çok fazla aç mıyım? 99'dan beri çok canlı besledim. Yani beni çok eski tanıyanlar çok iyi bilecekler. Neleri beslediğimi, neleri yaptığımı çok iyi bilecekler. Çok canlı besin. Kaçan canlıların da oldu. Hı hı.
Şuna gelecektim. Ben evin içinde mesela tık diye buldum. Yani evin camı açık, balkonu açık, kapısı açık mesela. Çok kaçmıyor. Zor, çok zor, kaçmıyor. Çok zor. Aynen kaçmaz. Yani imkan yok. Çok zor. Aynen. Yani bir canlının sokağa kaçabilmesi için gerçekten sizin salmanız lazım. Öyle şey. Yani %1 ihtimal ama işte prosedür diyor ki ben o 1 ihtimali değerlendirmek zorundayım. Sana diyor. Zaten en çok zorluk çıkaran kısım o oldu herhalde. Aynen öyle. Yani su kaplumbağalarından dolayı çok büyük problemler yaşadık. Güney Amerika türü olan kırmızı yanaklı su kaplumbağaları. İşte zamanında biz izin verdik ama şu anda bütün iç sularımızda demin bütün dünyanın her yerinde olan bir şey. Bir şey var zaten yani kaplumbağaya o zaman yanlış hatırlamıyorum 5 lira 6 liraya alıyordun. Şimdi 0.30 sayfa falan getiriyordun. Bu canlıyı alıp da yani vergisi biliyorsun zaten vergisi dünya hani evet. Sürüngen hobisi bu arada gerçekten çok pahalı bir hobi arkadaşlar. Onun altında özellikle çizelim yani evet, bu evet. Muhabbet kuşu fiyatı değil zaten gideri çok fazla. Aynen. Yani buna hani ay ben çok beğendim alacağınız bir şey değil. Önceden kurulumunu yapmanız lazım, lambalarını hazırlamanız lazım. İşte Allah'tan bu dükkan var artık işte edevatlarını, malzemeleri her şeyi alabileceksiniz. Ama siz zaten bu canlıyı hani ben çok sıkıldım doğaya salayım zaten o vicdan yani yapamazsınız şey aynen aynen öyle yani zor hani her ülkede caniler hani şeyler ya var. Onları bir yere atıyoruz evet. Ya onlar zaten bizden değil zaten bu canlı bizden değil her dünyanın her yerinde var bu ama zaten bunları doğaya salamazsın yani pahalı en kötü ne olur ben bunu satayım ya da aldığım yere işte yarı fiyatına geri vereyim bu olabilir yani. Evet, evet, evet. Dolayısıyla artık bu ön yargıları da hani yavaş yavaş kırmamız gerekiyor, bilinçlenmemiz yani lazım. Zamanla kıracağız. Zamanla bence hepsi oturacak. Evet. Aslında hepsi aynı yere bağlanıyor. Hep zaman, yani. Zaman, 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 zaman. Ama şu an zaman artık yasallaşma zamanı. Evet. Güzel adımlar atılıyor. Vallahi Alper çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kapılarını açtın, bu canlılar işte. Her zaman, herkese kapımız açık. Her zaman gelebilirsiniz. Gelin abi. Yerimiz yani. Belli, bir alo demeniz yeterli ya da çat kapıda gelebilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Almasanız bile gelin görün canlı. En önemli soruyu unuttuk. Bak biri sormuştu. Kim? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Çalışma saatleri. 24 saat açıldı. Yani siz bana gelin deyin ben size 12'de bile açarım. Hiç süper problem değil. Ya. Sıkıntı değil o. Ama normal açış saatlerimiz sabah 10, akşamda genelde 9-10 gibi falan kapatabiliyoruz. Ekstrem süper. Bir işimiz yoksa. Sabahları genelde eşim duracak onu da belirteyim. Ben 5'ten 6'dan sonra geleceğim buraya çünkü hayvanat bahçemizde de işlerimiz var. Onları halletmemiz gerekiyor. Onun dışında ekstra dışarıda da yine kurulumlarımız ya da farklı... Ama oraya da davet edin ya. Evet, Jungle İstanbul, İstanbul AVM içinde Eyüp'te Jungle İstanbul'a istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Şu an burada görüyorsunuz tam ortamızda. Aynen öyle, tam burada. Oradan dediğim gibi yani direkt de gelebilirsiniz ama araya gelirseniz ben kaç tür var orada? Kaç tür var orada yani orada şu anda ortalama? Yani yeni ithalatlar da gelecek oraya. Süper. İkinci ithalatımızla beraber yaklaşık 15-16 tür 70 adet de tekrardan canlımız gelecek ve sürekli yenileme yapıyoruz orada. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 68 tane sürüngen türümüz var farklı olarak. Pardon 58 tane sürüngen türümüz var farklı olarak. Adetlerini inan ben de hatırlamıyorum. Bilet doğumlar da oluyor. Yetişkinler için 25 lira. Çocukları ben de bilmiyorum çünkü biz arka planda bakım ekibinde olduğumuz için ön tarafa açıkçası çok fazla bakmıyoruz. Öğrenci indirimi vardır herhalde. Var, var diye. Olması için. Lazım, evet öyle. 0-2 yaşa ya da 0-3 yaşa ücret alınmıyor. Gelin orayı da gezin görün. Orası da İstanbul'un tek sürüngen evi bu arada. Olabilirsin. Belki yarın orada bir buluşma yaparız. Yapabiliriz. Toplayacağına öyle bir şey de yapabiliriz. Ya da burada yaparız. Dükkanda da yaparız. Burada da yaparız. Aynen öyle. Öyle. Mağazamızda da yaparız. Ya siz ne derseniz olsa o şekilde bir şeyler süper. Ayak uyduruz yani. Görüyorsunuz ki yani adam her şeye aşık. Sizlere, evet, evet, evet. Sizlere her konuda da yardımcı olacağına ben kefil oluyorum. Evet. Gerçekten çok seviyor. Yani şu an terariumlara bakıyorum bir tane pislik yok. Ya gerçekten yok. Yani burada 200 tane hayvan var şu an. Evet. Karantina süreci bitiyor. İşte ön siparişleri bu gece açılıyormuş. Dolayısıyla yani tertemiz. İnanılmaz iyi biri. Zaten bu iş aşık olmaz sanmış olmuyor. Yapamaz. Dolayısıyla evet. Herkes abi buraya gelsin, bir görsün. Tertemiz, ferah bir dükkan. İnşallah senin için de hayırlısı olur. İnşallah, inşallah. Bütün temennimiz o. Sadece benim için değil, bütün Türkiye için hayırlı olsun. Aynen. Çünkü gerçekten büyük bir adım attık yani. Süper bir adım attın, aynen. Hayvanat bahçesinde de bir çekim yaparız. Yaparız. Orayı da biz size eğitiriz. Canlı için, canlı görmek istiyorsanız zaten adresi verdim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizim izlediğiniz için. Zamanınızı aldık. Ama çok güzel haberler oldu bence. Türkiye için.
Tekrar evet. Alper'le görüşene kadar kendinize... Herkese hayırlı uğurlu olsun. Kapanışı sen yap abi. Nasıl yapalım? Kafana göre. Yani hiç YouTube videosu çekmedim açıkçası yani. Böyle kanallara falan çıktık ama o da çok... Abi bizim kitle zaten bir şeymiş yani. Ama bizim kitle yabancı dizi. Bizim kitle aynen. Şey yani. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Okan'ın YouTube tabii işte YouTube kanalına kesinlikle abone olun. Katıl butonuna tıklayın. Eyvallah. Yani, çok önemli o. Bizim Instagram sayfamızda takip ederseniz gelişmeler oradan. Katıl'a da burada çekeceğiz bu arada. Çekelim. Katıl'a da böyle ipuçları. Hani bir mesela şey. Bir canlı ithalatı geldi. Bir sonraki ithalat için yapalım. Açılış videosu yapalım mı? Kutuyu açalım. Aynen öyle. Burada ne yapmak açalım. Lazım? Ne yapıyorsun? Mesela bana çok önemli trikler. Ben evet, biliyorum doğru. Ama onlar mesela ilgi duyacaklardır ona. Kesinlikle. Ne yapılması kutu lazım? Yapalım. İthalat kutu açılımı yapalım abi. Süper abi. Kutularımızı da birazdan size göstereceğiz. Nasıl aynen. Şartlarda geldiğini göstereceğiz biz size. Kutu açılımını yapalım. Herkes de nasıl geldiğini, ne şartlarda geldiğini görsün, bilsin. Tabii elimizden geldiğince yani kargo bölümünü gösteremiyoruz uluslararası bir alan olduğu için. Tabii. Ama genel olarak kutuyu açarken aynen öyle. Bir dahaki sefere o şekilde yapalım. Ondan da bilgi edinmiş olursunuz. Yani camların nasıl şekilde geliyor, ne oluyor, ne bitiyor, nasıl açılıyor ve benzeri ve benzeri. Süper olur. Çok güzel olur. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Katıl butonuna tıklıyorsunuz. Petenzu yani bizim kendi şirketimizin burada de Instagram adresini. Zaten başından sonuna kadar burada dursun. Her şey burada olacak. Bir şey tıklayın abi ne görüyorsun? Tıklayın yani. Her şey sizin için hazır. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.